Efendim merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Araştırmacı yazar İlhan Hayırlıoğlu ile birlikteyiz bu akşam. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, elhamdülillah, Allah razı olsun. Bugün programımızı kuantum ve İslam adı altında gerçekleştireceğiz hocam. Tabii kuantum, bilim, atom ve moleküller, arş, sema, kürsi, alem gibi terimler aklımıza geliyor ki zaten sizle de program öncesinde ufak bir muhabbet etmiştik. Tabii bundan öncesinde ben şunu söylemek istiyorum. Sayın hocamın bana hediye etmiş olduğu kitap. Bu kitapta da zaten konumuz üzerinde bilgiler geçiyor. Kuantum fiziğinin açtığı ufuklardan eşya ve varlığın sırrını okumak adlı bir kitap. Şimdi hocam öncelikle konumuza geçmeden önce kuantum bilim adında, yani adı altında bir tarif, bir açıklama istiyoruz sizlerden. Kuantum nedir? Kuantum fiziği tabii ki fazla anlaşılamayan bir fizik dalı. Genel kısa tarifi zerrecikler, parçacıklar fiziğidir. 20. asrın başlarında, 19. asrın sonlarında bu fizikçiler klasik fizik olarak dünyadaki bilimi geliştiriyorlardı. Sonradan şu maddeler, cisimler nereden meydana geldi? Nereden var edildi? Bunların temel yapısını, özünü bulalım bir merakı ortaya çıktı. Yani o zaman bunu bulmak için ne yapmaları gerekiyordu? Parçalamaları gerekiyordu. Zerrelerin içine girmeleri gerekiyordu. İşte zerrelerin içine girmeye başladıkları zaman kuantum fiziği başlamış oluyor. Ama kuantum fizikçi, o günkü fizikçiler böyle bir fiziğin başladıklarının farkında değillerdi. Yani onlar sadece maddenin parçalanmayan, bölünmeyen bir zerreciğine ulaşmak için zerreleri parçalamaya koyuldular. O maddenin temeli öz olacaktı. Ama bir zerreyi 1 milyon kere parçaladıkları zaman, zerrelerin içine girdikleri zaman, 1 milyon kere o zerrelerin içine doğru yolculuk yaptıkları zaman umdukları, bekledikleri neydi? Madde maddeden var olması gerekiyordu. Çünkü neye görüyoruz? Sert, katı, durgun, hareketsiz olan bir madde. Onun zerresi de sert, katın, durgun, hareketsiz bir zerrecikten olması gerekirdi. Onların kümeleri bir araya gelecekti. O kümeleşmeleriyle bu gördüğümüz madde ve cisimler meydana gelecekti. O günkü görüş, yüzeydeki görüşle uyum içinde olması gerekiyordu. Ama 1 milyon kere zerreyi parçalayıp içine girdikleri zaman gördükleri manzara bambaşkaydı. Çünkü 1 milyon kere zerreciklerin içinde bulutsu küreciklerle hareket eden moleküllerle yüzleştiler. Atom, proton, nötron ve elektrondan oluşan ve onların bir araya gelerek oluşturdukları moleküllerin bulutsu görüntüsü bunları şok etti. Hareket halinde, süratli hareket eden, hiç durmayan bulutsu kürecikler zerrenin, madde, durgun dediğimiz zerrenin içinde müthiş bir hareket halinde, ama yüzeyde gördüğümüz katı, sert, durgun. Birbirleriyle hiç alakası yok. Gördükleri manzarayla, zerrenin içinde gördükleri manzarayla yüzeydeki gördükleri manzara birbirleriyle hiç benzerliği yok. Şaşırdı kaldılar. İncelemeye başladılar molekülleri. Tabii oradan atoma indiler. 1 milyar kere daha parçaladıkları zaman atom ulaştılar. 7 adet yörüngede dönen elektron ve çekirdekte proton ve nötronlardan oluşan 3 zerrecikten kurulu olduğunu gördüler. Bütün eşya varlığın 3 zerrenin çoğalmasından meydana geldiğini keşfettiler. Müthiş bir gerçekle yüz yüze geldiler. 3 tane zerrecik, elektron, proton ve nötron, gördüğümüz sayısız, bizi delice peşinden koşturan süs ve zinetleri, nimetleri, her şeyi oluşturuyor. Evet. Elektron, proton, nötron, başka hiçbir şey yok ortada. 3 zerrecik var ve gördüğümüz düzeyde çeşit sayamayacağımız kadar bambaşka havada, karada, denizde gördüğümüz her şey bunlardan kurulu. Bir de burada fark ettikleri bir şey var. Elektron her an dönüyor. Durmaları mümkün değil. Her an dönen elektron aynı anda dalga özelliğiyle uzayda, mekanda. Bu onları iyice şaşırttı. Çünkü bir nesne bir yerde olabilir. Dönüyorsa elektron çekirdeğin etrafında olması gerekir. Ama aynı anda dalgayla uzayda, mekanda olması ne demek? Titreşimleriyle uzayda, mekanda olması, aynı anda hem orada titreşimler uzayda, mekanda, aynı anda da atomun çevresinde saniyede binlerce kilometre hızla dönüyor ve atomu, molekülleri küremsi, bulutumsu bir görüntüye kavuşturuyor. Şimdi o zerre, bu ilk önce şaşırdılar tabii. Bu dalga işi ayrı, parçacık zerrecik işi farklı şey. Bu ikisi nasıl olabilir dediler. Araştırmalar şunu gösterdi. Maddenin özü, yapısı aslında titreşim. Titreşimlerin hızının sıfıra düşmesiyle atom yerleşik ve kararlı olmaya dönerken, zerreci olmaya dönerken bu safhalardan geçiyor. Yani aslında öz titreşimlerden meydana geliyor. Elektrona her anda titreşimleri uzayda, mekanda, aynı zamanda da atomun çevresinde zerrecimsi olarak dönüyor. Yani hani bir konu üzerinde konuşmuştuk. Size bir örnek vermiştim. Somuncu Baba'nın aynı anda 3 kapıdan geçmesi diye bir keramet. Evet. Hani bizim esasen hani ayırıyoruz ya ilim ve bilimi. İlim yönünden baktığımız zaman bu bir keramettir, bu bir mucizedir. Fakat bunu bilimle birleştirdiğimizde, bağdaştırdığımızda örnek verdiğiniz o titreşimler de Somuncu Baba'nın aynı anda 3 kapıdan geçmesine... Çünkü öz titreşim, her şeyin, maddenin, eşyanın, varlığın özü titreşim olduğu için madde, eşya özüne dönebilir. Aynı özden olan her şey aynı öze dönüşebilme yeteneğine sahip. Ama bunun hüküm ve kuralları var tabii. Evet. O hüküm ve kuralları uyguladığın zaman enerjiye dönüşürsün. Enerjiye dönüşünce enerjinin hüküm ve kuralları geçerli olur. Ve o zaman enerjinin hüküm ve kurallarına göre aynı anda yüzlerce yerde olabilirsin. Aynı anda 3 kapıdan değil, 300 kapıdan da geçersin. Şimdi görüntümüz aynı anda binlerce izleyiciye ulaşıyor. Niye? Enerji formuna dönüşüyor. Titreşimlere dönüşüyor. Titreşimler sonradan ekranlarda görüntüye, renkli görüntülere çevriliyor. Peki şeye nasıl bakıyorsunuz hocam? Günümüzde biliyorsunuz ki ilim ve bilim ayrılmış durumda. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Hani bu gerçekten olması gereken bir şey mi, yoksa olmaması gereken bir şey mi? Siz buna ne diyorsunuz? Şimdi tabii burada büyük bir hata var. Yani dinle ilimi ayırmak büyük bir bilgi eksikliğidir. Niye? Şimdi tabii bunu kavramak için şöyle biraz daha şey yapalım, konunun içine girelim. Şimdi kuantum dedik, atom bölünmez, parçalanmaz olmasını arzu ettiler. Çünkü ilk o fizikçiler inanç konusunda zayıftılar. Yani bir yerde ateizmi desteklemek için bu tür bir şeye girmişlerdi. Parça, zerreci, bölünmeyen, parçalanmayan özü bulmaya çalışma gayretine bundan girmişlerdi. Kendi düşüncelerini ispat etmek için. Şimdi atomu bölünmez anlamına geliyor atom, parçalanmaz. Onu temel parçacık olmasını ümit ederek böyle bir isim koydular. Ama atomun bölünmez, parçalanmaz olması mümkün değildi. Niye değildi? Çünkü bugünkü bilim bize şunu gösteriyor. Atom parçalanmaz olsa, yani bölünmez bir asal parça olmuş olsa, ışık olmazdı. Çünkü ışık dediğin, ışık titreşimleri atomdan küçük, kuantlardan meydana geliyor. O zaman ışık olmazdı. Varlık olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. Atom parçalandı. Parçalanınca boysuz enerji noktacıklarına kuantlar ulaştılar. Boysuz enerji noktacığı kuantlar titreşimleri sürekli bir kalıcıydı. Yani titreşim özelliği, öz daha öne çıkmıştı. daha sürekli ve kalıcı olmuştu. Orada zerrecik özelliği eser miktarda, küçük miktarda kalmıştı. Bu boyutsuz enerji noktacıklarını buldukları zaman tabii bu madde ve eşya varlığın yapı taşları bir tek boyutsuz enerji noktacıklarından var olduğunu keşfetmiş oldular. Şimdi bu da müthiş bir aslında keşfedişti. Nasıl? Bir tek şey gördüğün bütün her şey meydana geliyor. Bundan önce atom 3 tane elektron, proton, nötrondan meydana geliyor dedik. Elektron, proton, nötron da boyutsuz enerji noktacıkları kuantlardan meydana geldiğini burada gösterdiler, göründü, o hakikate ulaştılar. Boyutsuz enerji noktacığı kuantlar ışık hızında titreşen enerji noktacığı. Şekli, sureti olmayan, neye benzediğini hayal ve tahayyül edemediğimiz şey, şekil ve suretleri olan, gördüğümüz sayısız çeşitte ahenkli, birbirleri uyumlu, akıl almaz düzen içinde, akıl almaz intizam içinde eşya varlıklarına nasıl dönüşüyor? Şaşırıp kaldılar. Muazzam bir ahenk var ortada. Müthiş bir şey. Kesinlikle. Şimdi kuantları biraz daha tabii bilim durmuyor, merak durmuyor, araştırıyorlar biraz daha. Çünkü yol var, bağlantı var, yani orada kesilmiyor. Yol olduğu için o yolu biraz çalışmayla o yolun arkasına geçebiliyorlar. Boyutsuz enerji noktacıkları kuantların süper sicimlerinin, tek boyutlu süper sicimlerinin iki boyutlu evren zarına değdikleri noktasal kesitleri olduğunu görüyorlar. Biz süper sicimleri üst boyutta olduğu için, 11 boyutlu süper uzayın elemanı olduğu için buradan fark edemiyoruz. İki boyutlu yerden onu göremiyoruz. Ama fizikomatematik formüllere, çalışmalar o süper sicimlerin tek boyutlu süper sicimlerin iki boyutlu evren zarına değdikleri yere biz kuant diyoruz. Yani kuantum fiziklere kuant ismi veriyorlar. Işık hızında titreşen o tek boyutlu süper sicimler burada zerre ve cisim özelliği sıfır orada. Tam tamına ışık hızına titreşen titreşimden meydana geliyorlar tek boyutlu süper sicimler. Kuantum fizikçileri bunu gördükleri zaman iyice şaşırdılar ve kuantum fiziğinin can alıcı sorusu oluştu. Tek boyutlu süper sicimler, ışık hızında titreşen süper sicimler bu eşya varlığı nasıl meydana getirir? Eşya varlığa nasıl dönüşür? Böyle akıl hayale gelmeyecek bu kadar sayısız çeşitli de ahenkli, birbirleriyle uyumlu, müthiş bir dönüşüm nasıl meydana gelir? Evet. İyice şaşırdılar ve bu kuantum fiziği anlaşılamaz. Bunu anladım diyen anlamamıştır demek mecburiyetinde kaldılar. Ve ışık hızında titreşen o tek boyutlu süper sicimleri de kozmik notalar, kozmik senfoniler dediler. Kozmik nota, kozmik senfoni ve ahenkle süper sicimlerin çaldığı notalar adını verdiler. Ve şu soruyu sordular. Dediler ki bu kozmik notaları, kozmik senfonilerin sahibi acaba bu kozmik senfoni ve notalardan ne söylüyor? Onu öğrenebilir miyiz? Buraya geldiler bak. Şimdi kuantum fizikçilerinin geldiği nokta burası. Bir de şeye bakalım. İslam'ın hakikat ehlilerin 1000 yıldır Kur'an rehberliği altında eşya varlığın hakikati adında ne söylediler? Kur'an'ın ayetlerin ışığı altında, indirilen kitabın ışığı altında eşya varlığın hakikati altında söyledikleri, 1000 yıldır söyledikleri şey şu. Esma-ül Husna, Allah'ın güzel isimleri Esma-ül Husna'nın sızıntılarıdır, yankılarıdır, ilim olarak varlık alanına çıkmalarıdır diye nitelendirirler. Eşya varlık, Kur'an rehberi altında, Kur'an'ı indiren kitabın ayetlerinin yorumuyla söylenen eşya varlığın tarifi, Allah'ın güzel isimleri, yani sıfatlarının İlim olarak varlık alanına çıkmaları. Yani ne oluyor o zaman? Bu tek boyutlu süper sicimler aslında tesbih oluyor Kur'an'ın şeyine göre. Her şeyi tesbih, yer 7 kat gök ve içindekiler, her şey Allah'ı tesbih eder. Evet. Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. Evet. Bu sefer bu tesbih oluyor. Çünkü titreşimi olmayan hiçbir şey yok ve her şey titreşimden kurulu, titreşimler tesbih oluyor. Yani kuantum fiziği bunlara titreşim diyor. Kur'an'ın ayetine göre bakıp yorumladığınız zaman buna tesbih diyoruz. Bu tesbih ne oluyor? O zaman tek boyutlu süper cisimlerin el-bari, yoktan var eden, Allah'ın sıfatları, yoktan var eden tesbihin özündeki kudretler tesbih içindeyken, titreşim içindeyken, ışık hızında titreşim içindeyken insana hiçbir şey ifade edemez, anlayamaz. O titreşimlere bakınca bir şey ifade edemez. Ama o yoktan var edilen madde ve cisimlere doğru bir süreç başladığı zaman insanoğlunu anlayacağı, kavrayacağı yere doğru gider. Orada muhi, canlandıran, dirilten bu ilahi isimlerin tekrar tesbihinden tecelli edip ilim olarak varlık alanına çıktığı zaman nasıl olduklarını görüyoruz. Evet. El-Mübdi, örneksiz ve benzersiz yaratan. Örneksiz ve benzersiz yaratan. O tesbihin içindeki kudretler, onun özündeki kudretler varlık alanı ilim olarak çıktığı zaman, yankılandı, tezahür ettiği zaman örneksiz ve benzersiz nasıl yaratıldığını, işte kuarklar dedik, kuantlar dedik, kuarklar dedik, atomlar dedik, moleküller dedik. Aslında orada o tesbihin özündeki ilimler, kudretler varlık alanına doğru çıkmasının safhaları bunlar. Hı hı. Ondan sonra moleküller eşya varlık oluyor, her şey oluyor. Yani işin aslına baktığımız zaman burada şunu anlamamız gerekiyor. İlim ve bilim ayrılmamalı. Yani ilim işte, ve bilim birbirine kenetlenmiş iki unsur. Tabii. Şimdi orada Kur'an ayeti diyor, onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Evet. Şimdi ilim olarak o Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah'ın güzel isimlerinin varlık alanına, bütün o 99'un bir dışında daha bir sürü isimleri var onun. Bütün bu isimlerin varlık alanına çıkması ilim olarak gördüğümüz her şeyi meydana getiriyor. Onun için ayet diyor, onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Çünkü bütün her şey Esma-ül Hüsna'nın özündeki kudretlerinin, o sıfatların özündeki kudretlerinin ilim olarak varlık alanına çıkmalarının tezahürleri. Tecellileri ondan evet. oluyor. O zaman ne oluyor? Eşya varlık, gördüğümüz her şey yaratılan kitap. Yaratılan kitabın ayetleri oluyor. Yaratılan kitap, yaratılan kitabın ayetleriyle indiren kitabın ayetleri, insan bunun dışında bir şey göremez ki. İnsanın bütün ilmi bilgisi yaratılan şeylerden öğrenir. Yaratılan şeyler de insanı içten ve dıştan kuşatmıştır. İçinden işte atomlar, elektronlar, kuantlar içlerinden kuşatılmış. Boyutsal enerji noktasına kadar dışarıdan gördüğümüz eşya varlık. Bütün bunlar insan görmediğinin, göremediği hiçbir şeyi tahayyül edemez, düşünemez. Hiç göremediği hiçbir şeyi ortaya koyamaz. Örneğe muhtaç. Evet. Örneksiz hiçbir şey yapamaz. Kesinlikle. Dolayısıyla yaratılan kitabın ayetleri, indirilen kitabın ayetleri İnsanın bütün ilmini ve bilimini ortaya koyan bu iki ayetin oku demesi, ayetteki şeyin sırrı da buradan kaynaklanıyor zaten. Buradan kaynaklanıyor. O zaman ilim dediğimiz şey yaratılan kitabın ayetleri ve indirilen kitabın ayetlerin bir bütün oluyor. Onları dinden nasıl ayıracaksın? Ayırman mümkün değil evet. ki. Peki hocam, zaten kitabınızda da ben gördüm, okudum, biraz göz attım program öncesinde. Diyor ki nur, nar, ateş, toprak, kürsi, alem, afak, enfusi. Yani bu terimlere baktığımız zaman şunu düşündüm açıkçası. Kuantum ve bilim açısından baktığımız zaman bu hususlara nasıl bir açıklık getirebiliriz? Şimdi tabii şeyde Fussilet 53 ayetinde bu vahyin hakikat olduğu, yani alemin Rabbi diyor, benim indirdiğim kitabın hakikat oldu. Apaçık belli oluncaya kadar afakta ve enfüsüde size ayetlerimi göstereceğim. Bak, geleceğe atıfta bulunuyor. Ve indirdiğim kitabın hakikat olduğunu afakta enfüsüde göreceğiniz, okuyacağınız ayetler ispat edecek diyor. Açıkça, net olarak. Afak görünen beş duyuyla gördüğümüz şeyler işte klasik fiziğin konusu oluyor. Enfusi de dediğimiz işte kuantum fizikçilerinin zerrelerin içinde yaptıkları yolculuk oluyor. Kuantum fizikçileri, görünmeyen alemler, mikrokozmos. Şimdi zaten eşya varlık iki pencereden okunabilir. Gördüğün beş duyuyla gördüğün afak dediğimiz şey aslında bu iki boyutlu yatay bir mesafedir. Enfusu dediğimiz şey zerrelerin içinden yaptığımız yolculuk, en küçük alemden en büyük aleme giden yolculuk, üst boyutlara çıkan yolculuktur. Burada da kuantum fiziğini açtığı müthiş bir şeydir, insanın ufkunu genişletecek bir kapıdır. Hı hı. Ve bu Enfusi'de yaratılan kitabın ayetleri de bu yaratanın varlığını, birliğini gösteren ve indiren kitabın mucize ayetlerini tefsiri olan, müteşabbih ayetlerin tefsiri olan oradaki bilgiler ve ilimler ortaya çıkartıyor. Kuantum fizikçileri o ilimleri, evet, ortaya çıkartmış oluyor. Beş duyu organımızda göremediğimiz şeyler, fark edemediğimiz gayb şeyler. Gayb alemi, demiştiniz. Şehadet alemi. Evet. Şehadet gördüğümüz alem, ufuklar, görünen, göremediğimiz zerrelerin içindeki alem, oradaki alem, gayb alemine doğru yolculuk. Evet, yani bunu aslında bir ayetle de açıklayabilir miyiz acaba hocam? Hani diyor ya Nemül suresinde, dağları görürsün de donmuş sanırsın. Evet, oysa onlar bulutlar gibi hareket ederler. Tabii. Bu ve diyor orada bu Allah'ın her şeyi sağlam yapan sanatıdır. Evet. Bak, her şeyi sağlam yapan sanatıdır. Burada görüyoruz masayı, durgun, hareketsiz görüyoruz. İşte durgun, hareketsiz görüyoruz. Ama bunun içine girelim, zerrelerin içine girelim. Bulutumsu kürecikler ve moleküllerden meydana geliyor. Hareket eden moleküller, bulutumsu kürecikler. Dağ, madde ve cisimleri sembolize eden en keskin bir örnektir. Evet. Şimdi 1400 yıl evvel hiçbir insan aklı, dağ yerinde duruyor. Koca bir dağ. Sen dağı görürsün, yerinde duruyor sanırsın, evet, deme şeyine sahip değil 1400 evvel. Böyle bir şey aklın ucundan geçirmez. Kesinlikle. Oysa o bulut gibi hareket eder nasıl der? Yani 1400 evvel böyle bir ayetin indirilmesi ve böyle bir şeyin bir insanoğlu tarafından düşünülmesi asla mümkün değil. 1400 yıl sonra kuantum fiziği diyor ki, senin maddelerin içinde bulutumsu küreciklerden, moleküllerden müthiş bir hareket var. Aynen o elektronun saniyede binlerce kilometre hızı olması, yani atomun her an çevresinde olması onu bulutumsu gösteriyor. Bulutumsu kürecikleri halinde gösteriyor. Aslında biz göremiyoruz ama. Göremiyor ama işte aynen ne diyor? Sen dağı görürsün, evet, onu hareketsiz yani sanırsın. Bak, biz böyle hareketsiz sanıyoruz. Aynen öyle şöyle mi? Ben sana söyleyeyim. Sen bu masayı görürsün, hareketsiz, evet, sanırsın. Oysa masa bulut gibi hareket eder. Evet. Bu Allah'ın yaratma, her şeyi sağlam yapan yaratma sanatıdır. O bulutumsu hareket eden, sevval, cevval olan şey böyle üstte katı, sert, hareketsiz olarak bize görünüyor. Evet. Bak, yaratma sanatı. Birbirine hiç benzemiyor. Baştan da söylediğimiz gibi birbirine hiç benzemeyen şey yok, üstte bize görüntü bambaşka, yüzeyde bambaşka bir yüzeyi görüyoruz. Bizim gördüğümüz her şey yüzey, afak. Hı. Ama enfusisine girdiğimiz zaman, içine girdiğimiz zaman yaratılışın muazzam mucizeleriyle yüzleşiyoruz. Kuantum fiziği bize bunları gösterdi. Yani İşte kuantlara göre gittik. Kuantlar ışık hızında titreşimler ve tek boyutlu süpersicimlerden meydana geldi. Tek boyutlu süpersicimler. Tek boyutlu süpersicimler kalem. Tek boyutlu uzunluk kalem. O kalem iki boyutlu evren zarına değdiği nokta kuant. O kuantların da satır satır dizilmeleri işte kuarkları, atomları, molekülleri, moleküller satır satır diziliyor. Gördüğünüz eşya varlıkları meydana getiriyor. Her şey işte hücrelerdeki DNA, genetik kodlamalar, o 4 tane çekirdek asitinin ikişer dizilimleri, genetik 1 milyon sayfalık genetik kodu meydana getiriyor ve vücudu, bütün organlarını meydana getiriyor. Her şeyi satır satır dizilimler. Senin dijital teknoloji 0-1 bunların üzerine kurulu. Çünkü evet. 0-1'i o kuantum fizikçileri keşfettiler, bu dizilimlerin sırrını. Keşfettikleri için 0-1'i dijital dünyaları teknoloji olarak ortaya koydular. Bu günümüzün sihir ve büyüyle yarışan müthiş bir teknolojisini yeryüzüne yaydılar. Şu anda herkes bu teknolojiyle iç içe. Bunun bütün kaynağı 0-1. 0-1 dediğimiz satır satır dizilim. Evet. O da yaratılanın kopyası. Yaratılan şeyin kopyası. Çünkü 0-1 elektrik akımı var yok anlamına gelir. Hı hı. Elektrik akımın var yok. Yani elektrik akımı kesiyor ve devreye sokuyor. Kesiyor, devreye sokuyor. O ne oluyor? Elektron akışıdır o. Elektrik akımı elektron akışıdır. Elektron akıyor, elektron kesiliyor. Akıyor, kesiyor. Elektron ne dedik biz? Aynı anda titreşimiyle uzayda, mekanda, titreşimleriyle uzay ve mekanda. Yani 0-1 ile elektronun titreşimlerini satır satır diziyorlar. Yani her şeyin anahtarı bu hususta 0-1 olmuş oluyor. 0-1 tabii. 0-1 ile elektronun titreşimlerini satır satır diziyorlar ve bu gördüğün rengarenk her şey o dizilimlerin sonucu. O dizilimlerden meydana geliyor. Peki o dizilimlerden meydana gelmesi şu: yaratılan o eşya varlığın sırrını keşfettiler. O titreşimlerin sırrını keşfettiler. Onu hüküm ve kurallarına uyarak teknoloji aktardılar. O teknolojiyi, yani yaratılışın teknoloji şeyini, titreşimden kurulu teknolojisini şu anda kopya ediyorlar. 0-1. Yani 0-1 ile herhalde dünyadaki veya evrendeki birçok şeyi 0-1'i kontrol edersen her şeyi kontrol yönlendirebiliriz. Her şey, günümüzün teknoloji dijitale döndü. Her şey dijital. 0-1'i tam kontrol altına alırsan dünyadaki tüm güçleri kontrol altına alırsın. Dünyadaki bütün her şeyi kontrol edersin. Bu manyetik dalgalar. İşte bu yaratılışın basit bir kopyasını ortaya koyuyorlar. Niye? Öğrendiler orada. Evet. Gücü keşfettiler. Muazzam bir nizam. Tabii. Muazzam o gücü keşfettiler. O gücü öğrendiler. O ama tabii müthiş bir düzen var. Müthiş bir ölçü içinde her şey. O ölçünün hüküm ve kurallarını keşfedersen onu teknolojiye aktarıyorsun. Zaten bilim bu. O hüküm ve kuralları keşfediyorlar, onu teknolojiye aktarıyorlar. Peki yaratılan hocam, kitabın enfüs ufuklarındaki güç ve kudretleri görüyor. Onun nasıl çalıştığını anlıyorlar. Çalışıyorlar tabii, bu konuda emek veriyorlar. Ve o hüküm kurallarını teknolojiye aktararak ortaya muazzam bir sihir ve büyüyle yarışan teknolojiyi ortaya koyuyorlar. Hakikaten gerçekten çok büyük, çok muazzam bir şey. Benim aklıma bir şey daha takıldı. Ben bunu sormak istiyorum. Siz kalem demiştiniz. Bundan yola çıkarak sormak istiyorum. Hani bir ayet var, Alak Suresi. O kalemle yazmayı öğretti diyor. Meallere baktığımız zaman. Ama siz bahsetmiştiniz ki o kalemle öğretti. Bu ikisi arasındaki fark, hani o kalemle yazma öğretti. Bu olamaz herhalde, değil mi? Tabii yok, kesinlikle. Baktığımız zaman. Kesinlikle. Ayetin orijinalinde zaten yazma yok. O kalem ile öğretti. Alleme bir kalem diyor. Sadece kalemle öğretti. Kalemle öğretti. 1400 yıl evvel insanların bilgi yapısı o kadar sığ, o kadar az ki o zaman yazma, işte o tür şeyle düşünmesi normal olabilir. Ama günümüzde kalem ve sayfa kavramı korkunç bir değişikliğe uğradı. Zamanında kalem neydi? Sivri uçlu metallerdi. Sayfa neydi? Kildi. Kil tabletlerdi. Zamanla mürekkep keşfedildi. İşte kalem, tükenmez kalem, mürekkep, kurşun kalem oldu. Sayfada selülozdan kağıtlar oldu. O günkü kalemler elle tutulan, gözle görülen kalemlerdi. Sayfalar da gözle görülüyor, elle tutuluyordu. Bugün öyle mi? Şimdi artık bugün her şey kalem elle tutulmuyor, gözle tutulmuyor. Elektromanyetik dalgalar kalem. Her an yazmaya hazır. Bak, her an ekranlarda yazıyor. Manyetik ekranlarda, cep telefonlarda, TV ekranlarında, manyetik ekranlarında görüntü, rengarenk görüntüyü yazıyor. Rengarenk her şey yazıyor. Ekranlar bitti, 2 boyutlu ekranlar. Mekanlara yazıyorlar artık hologramla. Sayfa mekan oldu. Bak. Elektromanyetik kalemleri lazer ışına çevirerek onu üç boyutlu hologram olarak mekana, boşluğa, her türlü görüntüyü yazabilecek şeye geldiler, bilgiye geldiler. O zaman sayfa ve kalem değişti. Görünmeyen, tutulmayan, latif, ince, hayal edilemeyen teknolojilerin getirdiği nokta bu. Yani o zaman ne oluyor? Kalem, o kalem ile öğrettiği yazmayı dersen o zaman yani çok birçoğumuzun da aslında bilmiş olduğu o kalemle bakan, asrımıza bakan mucizesinin üstünü örtmüş olursun. Evet, kesinlikle. Kalem süper sicimler, bahsettiğimiz gibi daha önce tek boyutlu süper sicimler. O kalemle öğretti eşya varlık. Onun yazdığı eşya varlık. O eşya varlık gördüğümüz her şey, çünkü insanların öğrendiği bu eşya varlıktan öğreniyor. Bilgi, ilim gördüğü eşya varlıktan öğrendiği şeylerdir. O zaman o kalem süper sicimler, tek boyutlu ışık hızında titreyen süper sicimler öğrettiği şeyde eşya varlıktan insanın öğrendiği her şey. Evet. Hocam baktığımız zaman mesela ben şunu gerçekten merak ediyorum, hani sormak istiyorum. Şimdi sizinle daha öncesinde de tartışmıştık. Diyor ki incire, zeytine, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye yemin ederim ki biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Burada şuna gireceğiz. 7 kat sema diyoruz. Alem diyoruz. Kürsi diyoruz. Arş diyoruz. Hani sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Aşağıların en aşağısı. Bu da 1400, geldiğimiz nokta neresi? 1400 yıl evvel indirilen kitabın muazzam bir mucizesidir. 1400 yıl evvel aşağıların en aşağısına indirdik insanoğlu ifadesini bir insanoğlu mümkün değil ifade edemez. Niye? Dünyayı daha tanımıyorlar. Dünya meçhul o devirde, o zamanda. Bırak uzayı, gökyüzünü, galaksileri. O zamanlarda aşağıların en aşağısına indirdik demek insanın zihnine, düşüncesiyle mümkün değil, irtibatlanamaz. Ama bugünkü bilim ne diyor? Müthiş bir mucizeyi ortaya çıkarıyor. Bu ayeti tefsir ediyor. Evet. Şu an biz dünyada Ay'a baktığımız zaman, yıldızlara baktığımız zaman ne göreceğiz? Yukarıda, üstte. Çok keskin bir gerçeklik algısıdır bu. Yukarıda Ay, yıldızlar yukarıda göreceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz olmayacak. Keskin bir inandırıcı algısıdır bu. Ama Ay'a gitmiş olsaydık, yıldızlara gitmiş olsaydık, dünyaya bakmak için yine kafamızı kaldıracaktık. Dünya yukarıda gözükecekti. O da keskin bir inandırıcılık algısı oluşacaktı. Dünya yukarıda gözükecekti. Hangisi doğru? İkisi de, iki yükseklik algısı sahte, aldatıcı. Bak, yükseklik algısı kesinlikle aldatıcı, sahte bir algı oluşturuyor. Peki, gerçek yükseklik nerede? Gerçek yukarılara nereden gidilir? Onun cevabı müthiş bir mucize. Kuantum fiziği zerrelerin içine girdi mi? Zerrelerin için yolculuk yaptı mı? Evet. Ha, oradan nereye gitti? Titreşimlere, titreşim ışık hızında bak. Işık hızında demek her yerde, anında her yerde olmak demektir. Süper sicimler ışık hızında her an titreşiyor. Bu ne demektir? Her an her yerdeler. O süper sicimlerin bir üstüne çıktılar. Süper sicimlerde tek 11 boyutlu süper uzayın ışık hızına düşmüş hali olduğunu gördüler. Yani 11 boyutlu bir üste süper uzayın varlığını gördüler. Şimdi aşağıların en aşağısı olarak 2 boyutlu bu madde, cisimler alemi 2 boyutlu. Yatay 2 boyutlu. O dediğimiz kalem zaten değdiği noktada kuant olarak, onun için nokta olarak biz görüyorduk. Onu boyut nokta olarak görüyorduk. Burada hiçbir yer yukarısı üstte değil. Yani 200 milyar galaksinin olduğu evren, 200 milyar galaksinin olduğu, 35 milyar çapındaki devasa büyüklüğü evren, aşağıların en aşağısı madde ve cisimler alemi. Bunu kim söyleyebilir? Böyle bir ifadeyi ancak alemlerin Rabbinden başka kimse söyleyemez. Evet. Müthiş bir şey. Bu kadar büyüklüğü hayal edemeyeceğimiz devasa büyüklüğe aşağıların en aşağısı madde ve cisimler alemi dönüyor. Madde ve cisimlerden meydana geliyor çünkü. Buraya bodrum kat diyebilir miyiz? Bodrum kat zaten. Evet. Bodrum kat. Şimdi yukarılara çıkmanın bir tek yolu var. Zerrelerin içinden geçeceksin. Hı hı. Zerrelerin en küçükten en büyüğe gidiyorsun. Yaratmadaki bu muazzam mucizeye insanı, aklını kullan. Düşünmez misin? Aklını kullanmaz mısın? Israrla söylenmesinin nedeni bu. Evet, bu bilgileri Kur'an'ın birçok yerinde akletmez misiniz diyor. Tabii. Tabii. Baktığımız bunun nedeni aklını kullanma açısından. Evet. Çünkü ibret al, gör. Bunun tesadüf olmayacağını, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını insan aklını kullanarak görmesi gerekir. Ama şimdi baktığımız zaman hocam hani bilimle bağdaştırılmış ilim, Kur'an bilimle bağdaştırılmış, kuantum diyoruz vesaire. Ve buna hala tesadüf diyenler var. Peki şöyle demek bu lazım. Bir yandan da bizim eksikliğimiz olabilir mi tabii acaba? Bizim eksikliğimiz, anlatmak istediğimiz. Ama kuantum tabii bunlar böyle tam açığa çıkıp anlatılmıyor. Bu bir de nedeni şu: kavramada görmediğin şeyi, hayal edemediğin şeyi kavrayamıyor insanlar. Hı-hı. Kavramadığı şeyi de tam anlatamıyor. Zor bir şey. Yani insanların bu şeyi yoğunlaşıp kavrayıp anlaması için bayağı bir gayret sarf etmesi lazım. Düşünmesi, üzerinde düşünmesi lazım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bir farklı bir açıdan bir örnek vereyim. Biz bağımsız madde olarak, beden olarak bağımsız. Bu da bağımsız, bu da bağımsız görüyoruz değil mi? Hep ayrı, bağımsız. Peki beden olarak neden biz var ediliyoruz? Hücrelerden. Evet. Hücrelerden ayrılır mıyız? Ayrılma şansımız var mı? Hücreler olmasa biz olur muyuz? Hayır. Mümkün değil. Evet. 100 trilyon hücre her an çalışıyor. Saniyede milyonlarca iş yapıyor. Akıl almaz hadiseler muntazam şekilde, bir hata olsa hemen hissettirir. Evet. Hücrelerin için o DNA 1 milyon sayfalık bilgi işte her an faaliyette. Peki hücrelerin bir altı neye bağlı hücreler? Bir DNA molekülü 210 milyar atomdan meydana geliyor. Bir DNA molekülü 210 milyar atomdan. 210 milyar atom molekülü bir araya gelmiş, sıralanmış. Elektronlar onları öyle bir dizmiş, öyle bir sıralamış, satır satır dizmiş ki DNA'nın o genetik kodları ortaya, yüzeyde çıkmış. Peki benim bedenim, suretim hücrelere benzer mi? Hayatta benzemez. Evet. Peki hücreler atomlara benzer mi? Kesinlikle benzemez. Tabii. Hiç benzemezden bambaşka yüzeyde kurulumlar var. Müthiş bir yaratma sanatı. O kadar ki eşsiz yaratılmış. Bak, yani. Bir de güzel bağlantı, her an bağlantı var. Şimdi o atomların 210 milyar atom, DNA molekülünün meydandaki 210 milyar atomdaki elektronlarda bir hata olsa, satır dizimlerinde yanlış olsa senin kodlarda yanlış olur. Kodlarda yanlış olduğu zaman senin vücudunda organlar da bak birbiriyle müthiş bir bağlantı var. Kesinlikle. Şimdi o 210 milyar atom neden meydana geliyordu? Kuantlardan meydana geliyordu. Evet. Bak, kuantların titreşimlerinden meydana geliyordu. Kuantlar olmasa atomlar olmaz. Evet. Bak, kuantlar atomlar hiç benzemiyor. Atomlar hücreler hiç benzemiyor. Birbirine hiç benzemez ama birbirleriyle mahkum, birbirleriyle ayrılmaz, kopmaz biçimde bağlantılıyız bak. Bütün eşya varlık için hepsi geçerli. Bir örnek olarak anlatıyoruz. Hepsi birbirini tamamlıyor. Şimdi, yani. Kuantlar neydi? Süper sicimlere bağlıydı. Hı hı. Süper sicimler neydi? Tesbihti, kudret kalemi. Kudret kalemin içindeki bilgi, o özündeki kudretler ilim olarak her an varlık alanına çıkıyor. Süper sicimler olmasa o titreşimler ışık hızında her an titreşiyor. Her an her yerdeler. Hı hı. Uzayın, mekanın her yerindeler. Her an. Bak, insanın kavram anlama konusunda kolay değil bu şey. Şimdi ışık hızındaki o titreşim, tek boyutlu süper sicimler olmasa kuantlar olmayacak. Kuantlar olmasa atomlar olmayacak. Atomlar olmasa senin DNA genetik kodlar olmayacak. Genetik kodlar olmasa, hücreler olmazsa vücut olmayacak. Birbirleriyle ayrılmaz, kopmaz, sımsıkı bağlarla bağlı. Peki her an yaratılma, bunun anlamı nedir, manası? Her an yaratılıyor. Her an yaratılma durmuyor. Kopukluk yok. Kopukluk olduğu zaman biter iş. Evet. Zaten kopukluk olmadığı için kuantum fiziği bu yolculuğu yapabiliyor. Bu destanlı yolculuğu yapmanın sırrı kopukluk yok. Birbirleriyle bağlantı her an sürdüğü için, her an bu bağlantı olduğu için kuantum fiziği bu bağlantıyı takip ederek süper seçimlere ve tek boyutlu o tünellere, ışık hızından titreşen tünellere ulaşabiliyor. Kopukluk yok. Bağlantı her an var. Her an yaratılan, her an tek boyutlu süper seçimler peki nasıl tesadüf olacak? Öyle bir hassas ölçü dedik ya, 210 evet. milyar atom, bir en ufak bir hata senin üstteki DNA moleküllerini, genetik kodları bozar. En ufak. Evet. Senin DNA'daki 1 milyon sayfadaki DNA'daki en küçük böyle ikişer dizilimli onlar. 4 çekirdek asitinin ikişer dizilimleri. O dizilimlerde küçük bir hata, dizilimlerde satır satır en küçük bir hata senin vücudunda müthiş şeyler, sıkıntılar yaratacak. Ya yani tesadüfün olmayacağı, imkansız kere imkansız olacağı öyle bir sistemde insan yaratılıyor. Her an yaratılıyor. Ve üstelik birbirine hiç benzemez şekilde yaratılıyor. Yani kuantlar ne, süper seçimler ne, tek boyutsuz kuantlar, boyutsuz enerji noktacıkları, DNA'lar, çekirdek asidi kodları, en ufak bir aralarında küçük trilyonlarca bir hata, trilyonlarca bir hata müthiş sorunlara bak. Müthiş bir ve her an yaratılıyor. Evet. Hiç bir an durmuyor. Şu an her an yaratılıyoruz. Her an oraya bağlıyız. Sürekli yenileniyor kendi içinde. Her an bağlıyız. O süper seçimleri ve her an. Bağımsız hiçbir şeyimiz yok. Evet. Evet. Bağımsız bizim yani başına bunlar maddeler, cisimler her an. Bu bir ne oluyor? Kozmik bir ağ oluyor. Hı hı. Kozmik bir ağın içindeyiz. Onun için her şey birbiriyle irtibatlı. O titreşimlerle, o süper seçim, o kozmik ağın titreşimleriyle, birbirleriyle görünmeyen bağlarla müthiş bir bağlantı ve irtibat var. Gerçekten. Bak, evet. Şeyler, şimdi bu dedik ya, keramet sahibi olanlar, evet. Havas ilmi, şu bu, işte daha değişik şeyler, okültizm olanlar, farklı ilim dallarına olanlar, bu bağlantının üzerindeki hüküm ve kurallarını sesli, sözlü titreşimleriyle ve düşünceleri odaklanmasıyla meditasyon yaparak onun üzerinde etki ettikleri ve yönlendirdikleri şeyler ortaya çıkarttıkları. Yani her şey enerji ve titreşimle tabii, şimdi, meydana geliyor baktığımız zaman. Eksi 20 derecede, 30 derecede yarı çıplak biri terleyebiliyor. Veya çivi dolu bir tahtanın üzerinde rahat yatabiliyor. Kor alevlerin üzerinde yürüyebiliyor. Peki gördüğümüz zaman diyoruz ki bu olacak iş değil. Bu nasıl oluyor? Bir keramet gibi gözüküyor. Halbuki düşünceyle, meditasyonla komut veriyor. Düşünce ışıktan hızlı olduğu için ışık hızındaki titreşimlere komut verebiliyor. Süper uzay şeyidir, bağlı düşünce oradadır her an. O komutta öyle bir konsantrasyon ve yoğunlaşıyor, konsantre oluyor ki diyor ki yakmayacaksın. Komut veriyor ateşe. Veya soğukta ben diyor eksi 20 derecede değil de artı 30-40 derecedeyim. Terleyeceğim. Ve o komut geçerli oluyor. Konsantre olduğu için. Üste verilen komut aşağıdaki enerjiye ve madde ve cisimlerin yapısını, özünü değiştiriyor. Biz bunu dışarıda ne görüyoruz? Keramet görüyoruz. Keramet olarak aslında görüyoruz, her evet. an bağlantılı olan, her an yaratılan, her an bağlantı olan üzerinde düşünceyle, konsantrasyonla yönlendirici etkimiz var. Esasen bunu bilimle bağdaştırdığımızda işin esasını görmüş oluyoruz. Tabii. Değil tabii, mi hocam? Bilimle tabii. Her an yani o müthiş bir ölçü ve hüküm ve kuralların şeyi, muazzam mucizesi ortaya çıkıyor. Müthiş bir şey bu. Onun için tesadüf diye bir şey yok. Evet. Tesadüf diyen Bilgi eksikliğinden diyor. Bilgisi eksik, kavramamış, kavramadığından dolayı, o bilgi eksikliğinden dolayı tesadüf diyor. Bilgi eksikliğinden dolayı din ve ilim ayrı diyor. Evet. Bu, şimdi baktığımız zaman şimdi... Ama gelecek bu bilgiler gittikçe ortaya çıkacak. Allah'ın izniyle yani inşallah. Bunlar daha yayılacak. Bunlar işin başlangıç safhası. İnşallah yayıldığını inşallah görürüz. Şimdi baktığımız zaman ateistlerden şunu duyuyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'i tamamen okudum ama ikna olmadım. İşe tesadüf olarak bakıyor. Ama bunu bilimle ortaya koyduğumuz zaman gerçekten de çok farklı şeyler ortaya çıkacaktır. En basit şey diyor mesela orada. Bir indiren kitabın bir ayeti. Böyle birçok ayeti var ya. O şey dedi ki dağ konusu ayrı. Bir de eğri yollara sahip semaya andolsun diyor. Ayet. Zariyat 7 olacak herhalde. Eğri yollara sahip semaya andolsun. Bu 1400 evvel indirilen kitabın ayeti. Eğri yollara sahip sema. 1400 evvel hangi insan aklı? Sema dedi gökyüzü, boşluk, uzayda eğri yol olacak. Evet. Yol olacak, bir de yol eğri olacak. Böyle bir şeyi söyleme imkanı var mı? Böyle bir şey düşünebilir mi? Mümkün değil. Adam derler ki ulan ben tepe koyarlar gülerle, böyle bir şey mi olur? 1400 yıl evvel indiren kitabın bu ayetini 20. yüzyılda Einstein'ın genel görelilik teoremi tefsir ediyor. Müthiş bir şey ya, mucize. Hiçbir 1400 yıl önceki insan aklının böylesine bir ilginç, mucizevi bir şeyi 1400 yıl doğrulanamaz. Evet. Bak ama bu ayeti doğruluyor. Nasıl doğruluyor? Diyor ki iki boyutlu evren dedik ya, örümcek ağ benzeri. Örümcek ağ benzeri, şişen bir balon zarı gibi. Bunun üzerinde diyor 200 milyar galaksinin, 2 milyar galaksinin içindeki 100 trilyonlarca yıldızın diyor kütleleriyle diyor bu örümcek ağ benzeri uzay zarı eğilir, bükülür diyor. Her kütle kendi ağırlığına göre eğer büker diyor uzay zarını ve trilyonlarca eğrilmiş, bükülmüş çukurlar oluşur diyor. Yani düz bir şey yok, uzay yok. Eğrilmiş, bükülmüş çukurlarla dolu, trilyonlarca çukurlarla dolu bir uzay var. Ve çok ağır kütleli yıldızlar çok ağır eker, çok daha derin büker. Burada diyor ışıklar, yıldızların ışıkları bu eğri olan, çukurlaşmış olan uzay çukurları diyor çekim merkezi oluşur ve hiçbir yıldızın ışığı bu eğri yolları geçmeden düz gidemez. Bu eğri yollara sapmak mecburiyetinde diyor. Bak 20. yüzyıldaki genel görelilik teoremi bu. Eğri yolları çekim merkezi olduğu için ışık takip eder. Işık uzayda düz gitme imkana sahip değil. Bu eğri yolları takip ederek yol alır. Ne diyor Kur'an 1400 evvel? Eğri yollara sahip semaya andolsun. Bugünkü genel görelilik ne diyor? Uzayda bu eğri yollardan ışık gidebilir. Düz gitme şansı yok. Yani bilimin henüz açıklamış olduğu şeyleri Kur'an-ı Kerim 1400 yıl evvelinden haber veriyor. Değil mi? Daha doğrusu şöyle, işin daha şeyi. Bilim, ilim dediğimiz yani enfüsufi okullarda yaratan kitabın ayetleri dediğimiz Kur'an'ın müteşabih ayetlerin tefsirleri, anlamları, manalar oluyor. Bu da Kur'an'ın yüzyılımıza bakan veya kıyamete kadar okunacak kitap olmasının sırrı oluyor. Kur'an kıyamete kadar kendi içindeki o müteşabih ayetlerini, anlamların, manalarını yaratılan kitabın ayetleri okuyarak tefsirleri ve manalar ortaya çıkacak. İşte orada semanın çatlaması, o kıyamet surelerinde işte yıldızların dökülmesi, dağların yürütülmesi, o en son ayetler o zaten. Kıyamet ayetleri gerçekleşecek. Zaten bilimin henüz ortaya koyduğu şeyleri Kur'an-ı Kerim 1400 yıl öncesinden bizlere söylüyor. Yani insanlar bunu görüyor artık. Tabii çok sorumuz var. Aklımızı kurcalayan çok fazla sorumuz var. Fakat programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bir sonraki programımızda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam ben sizi bu süreçte çok fazla rahatsız edeceğim. Kitabınızı da okuyacağım inşallah. İnşallah. Kitabı tekrar hatırlatalım isterseniz hocam. Kuantum ve fiziğin açtığı ufuklardan eşya ve varlığın sırrını okumak. Hocam kaleminize sağlık. Rica ederim. Çok teşekkür ederiz. Şey değil, Allah razı olsun. Ederim. İştirak ettiniz. Ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Ben de. İnşallah bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İnşallah.